Hepinize merhaba. Şimdi bu videomuzda çınar yaprağından tablo yapacağız. Nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Hafta sonunu vermiş olduğu can sıkıntısıyla böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Almış olduğum, sokakta bulduğum çınar yaprakları çok kuruydu. Ve ben onu bir güzel ıslattım sıcak suyla. Islattıktan sonra da şimdi ütüleme işlemi yapacağım. Ütüleme işleminden sonra da bakalım nasıl bir işlem yapacağız. Devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi ben bunu sıcak suyla lavaboda bir güzel ıslattım. Şimdi bir tane daha ıslattım. Onun işlemi bitti. Çünkü yapraklar çok böyle çıtır çıtırdı. Yapraklar böyle çıtır çıtırdı. Çıtır çıtır olduğu için de kırılma ihtimali vardı. Ondan dolayı da ıslattım, biraz yumuşadı. Şimdi ütüleyeceğim. Öbür yaprağı ıslattım. Onun işlemi bitti. Onu ütüleyeceğim bakalım. Geçelim ütü odasına. Evet, görmüş olduğunuz diğer yaprak bu biraz ıslak. Nemini alması için şöyle ben üzerine kağıt havlu kapattım. Nemini alsın biraz. Çünkü çok da fazla ıslak olmasın. Üzerine ütü basacağım için bu şekilde kapattım şu anda. Evet, şimdi çınar yaprağımızı ütüleyelim. Siz de benim gibi böyle buharlı ütü kullanırsanız buharını biraz iyi verin. Çünkü daha iyi düzleşecektir. Bunu düzleştirmemizin sebebi ise yapıştıracağız, kağıt zemine yapıştıracağız. Daha iyi yapışsın. Gördüğünüz gibi biraz daha düz oldu. Şimdi öbür tarafından tekrardan ütüleyelim. Biraz daha düz olsun. Mutlaka üzerine böyle kağıt havlu gibi bir şey koyun ya da bir bez parçası. Yani direkt üzerine basarsanız böyle kırılma ihtimali var. Buharlı ütü ile yapın dememin sebebi ise hem biraz nem verecek hem de düzleşmesi daha kolay olacak. Evet, ütü işlemimiz şimdi bitti. Ütümüzü kapatalım. Evet, tablomuz bu şekilde olacak. Bir tane çift taraflı bant işinizi görecektir. Neden çift taraflı bant? Yapıştırıcıyla yapıştırdığınız zaman arkası tam böyle oturmayabilir. Hem de biraz hafiften arka taraflarda, şuralarda gölge bırakıyor. Daha tatlı bir görüntü vermiş oluyor. Bakalım yapalım nasıl olacak. Evet, şu anda bir tane çift taraflı bantımı kopardım. Şöyle uzun, biraz uzun koparıyorum. Çünkü şöyle tersini yapıştıracağım. Aslında şöyle de güzel, bu şekilde güzel. Ama ben tersinden yapıştıracağım için şöyle şu kenar köşelere de ufaklarından böyle küçük küçük koparırsanız daha iyi olacaktır. Mantelime yapıştı. Şu şekilde dışarıya taşmayacak şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi kağıdımızı, bu A4 kağıdı, normal biraz kalın bir kağıt. Siz de böyle kalın bir kağıt kullanırsanız daha iyi olur.
hafiften şöyle bastırın. Yeterli, fazla da bastırmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi gayet şık oldu. Normal kalın A4 kağıdı. Antetli ama ben bunu kapatayım. Kalın olduğu için bunu kullandım. Evet, size benim yapmış olduğum gibi bir tasarım yaparak bu şekilde çınar yapraklarını değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Gayet hoş oldu. Şimdi ben bunu duvarıma monte edeceğim. Şu şekilde. Şöyle bakalım. Evet. Gayet de güzel oldu bence. Siz de benim denediğim yöntemlerle yapmak isterseniz güzel olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi kuru çınar yaprağını sokakta bulduğunuz anda direkt getirip yapıştırmaya çalışmayın. Çünkü kırılabilir, yaprakları kırılabilir. Öncelikle sıcak suda ısıtın, ıslatın, ısınsın biraz böyle suyu emsin içerisini. Ondan sonra ütü yöntemiyle, az önce yapmış olduğumuz işlem gibi üzerine bir havlu kağıt kapatarak buharlı bir ütüyle güzelce düzleştirebilirsiniz. Ve ondan sonra da çift taraflı bant işinizi görecektir. Bunu bu şekilde ben duvarıma yapıştırdım. İsterseniz siz çerçevede yaptırabilirsiniz bu şekilde. Camlı çerçeve yaptırırsanız daha güzel olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Thank you.